Merhaba sevgili çocuklar. Üçgenler 10 adlı videomuzda üçgende açıortay konusuna devam ediyoruz. E, bu videoda iç açıortay teoremi, dış açıortay teoremi anlatacağım sizlere ve bunlarla ilgili soruları çözeceğiz birlikte. Şimdi iç açıortay teoremimizle devam edelim. Şimdi iç açıortay ne demekti önce? Üçgende açılarda biraz bahsetmiştik bu konudan. Üç, bir açı ortay e, bulunduğu köşeden, e, çizildiği köşedeki açıyı ortadan ikiye bölen e, bir doğru parçasıydı. Ve sembolümüzde neydi? N, A sembolüyle gösteriliyordu. Şimdi kenarlarımıza B ve C isimleri verilmiş. Ve bu açı ortayı çizdiğimde tabanda iki tane parça bölmüş oluyorum. M ve N adlı parçalar. Şimdi bu parçaların birbiriyle bir bağıntısı var, bir oranı var. Bu oranı bize anlatıyor iç açı ortay teoremi. Diyor ki bu parçaların M'nin N'ye bölümü, bu parçaların oranı yani M'ye yakın olan kenarın N'nin N'ye yakın olan kenara oranına eşit. Mesela C'yi B'ye böldüğümüzde C tarafındaki parçanın da B tarafındaki parçaya bölünmesi gerekiyor. Ya da e, oran orantı konusunda bahsetmiştik içler ya da dışlar kendi arasında yer değiştirebilir diye buradaki M ve B'nin yerini değiştirdiğimizi düşünürsek eğer bu sefer bağıntımız C bölü M eşittir, B bölü N'ye dönüşmüş olacak. Bunu e, şekil üzerinde bakacak olursak C parçasının C tarafındaki e, tabandaki parçaya oranı B kenarının da yine B tarafındaki parçaya oranı birbirine eşittir. Diyor bize aç-ortay teoremi. Şimdi 140. 143. örnekle devam edelim. Kenarlarımız 6'ya 9 bize verilmiş. Ve BN'nin aç-ortay olduğunu vermiş. Şekil üzerinde de göstermiş. O zaman bu aç-ortay teoremi bize diyor ki bu parçaların bir oranı var. Bu oran neye eşit? İşte bu parçanın bu parçaya oranı ya da AN'nin NC'ye oranı hemen kenarlarımızı 6 ve 9 bize verilmiş. Sadeleştiriyorum. 6'yı 2'ye böler 3'e bölersem 2, 9'u 3'e bölersem 3 çıktığı için sadeleştirdiğimde bu parçaya 2'nin bir katı 2k bu parçaya da 3'ün bir katı 3K yazıyorum. Aynı tarafa bakın. 3'e 3K yazdıysam 2'ye de 2K yazıyorum. Çünkü 2'nin 2K oranı 1 bölü K'dır. 3'ün de 3K oranı yine 1 bölü K'dır. Oran değişmeyeceği için yine aynı şeyi yazmış olduk. Dolayısıyla bize AC kenarını soruda 11'im vermişti. Hemen 5K'nın eşittir 10 olduğunu yazıp Buradan K'yi 2 buluyoruz. K'yi 2 bulduktan sonra soruda bize NC uzunluğu sorulduğu için de NC'de gidip bunu yerine yazıyoruz. 2'yi K yerine yazdığımızda NC uzunluğu da 6 birim gelmiş oluyor. 144. örneğimizde yine bir üçgen verilmiş ama özel bir üçgen bu, dik üçgen. Dik üçgende bunu bol bol kullanacağız ileride. Bu resmen kural gibi bir soru yani. Şimdi altının ona bölümünü sadeleştirdiğimizde tekrar ne geliyor? Aslında sadeleştirmeden de yapabilirsiniz ama sayılar büyümüş oluyor. O yüzden sadeleştirirseniz daha basit sayılarla soruyu çözmüş olacağız. 6'yı 2'ye böldüm 3 geldi. O zaman buraya 3K yazdım. Onu 2'ye böldüm 5 geldi. O zaman buraya da 5K yazdım. Sadeleştirdiğimizde 3 bölü 5 çıktığı için buraya 3'ün bir katı olmalıdır yazıyorum buraya da 5'in bir katı olmalıdır yazıyorum 3k'ya 5k yerleştirdikten sonra bakıyorum ki üçgenim e, ee, bu büyük üçgenin bir kenarı 6 olan karşıdaki uzun kenarı 10 olan bir üçgen o zaman bunun 6 8 10 üçgeni olması gerekiyor çünkü 3 4 5'in kenarlarını 2 ile genişletirsek 6 8 10 üçgenini elde etmiş olacağız direkt hemen bu kenarın 8 olmasını yazdık ve böylece k cinsinden yazdığım 8 k'nın 8'e eşit olduğu çıkmış oldu karşımıza hemen buradan k'yı çekerseniz eğer 1 gelmiş oldu biri de yerine yazıyorum 3 k K'nın değeri 3'e 5K'nın değeri de 5'e eşitmiş. BD ile DC'nin değeri 3 ve 5'miş yani. Şimdi bunu bulduktan sonra sorumuz bitmiyor. AD'nin kaç birim olduğunu sormuş bize. Hemen AD uzunluğunu bulmak için de şu üçgende küçük üçgende ABD üçgeninde Pisagor teoremini yapıyoruz. Nasıldı Pisagor teoremi? İki dik kenarın kareleri toplama hipotenüsün karesine eşitti. Yani 6'nın karesinden 36, 3'ün karesinden 9, hemen AD'nin karesine eşittir yazıyoruz. Buradan da 45 eşittir AD'nin karesi diyoruz. 45'te 5 de 9'un çarpımı olduğu için 9 dışarı 3 olarak çıkıyor ama 5 dışarıya çıkamadığı için 3 kök 5 cevabını bulmuş oluyoruz. AD uzunluğunu soruyordu cevabımız 3 kök 5 çıktı. Şimdiki sorumuzda yine bir açı ortay var. Açı ortayı tabanı parçalara bölmüş ama nasıl bölmüş şimdi? Oranı bulmamız gerekiyor. Her zaman kenarları birbirine oranlayıp tabanları birbirine oranlamayabiliriz. Şimdi de AC kenarını CD kenarına böleceğim. Kaç çıktı? Oranımız 12 bölü 4. Yani bunun 4, pardon 12 bölü 4'ten şöyle yazalım eşittir 3 bölü 1. Yani bu kenarı 3 ile çarpmışım 12'yi bulmuşum. O zaman y yazdığı kenarı da 3 ile çarparsam x kenarını bulacağım. Yani y, e, x'in 3 y'ye eşit olduğu bilgisi geliyor elime. Bunu anladık mı? Tekrar bir daha gösteriyorum. 4'ü 3 ile çarpmışım 12 bulmuşsam o zaman y'yi de 3 ile çarpacağım. x yerine 3y yazmam gerekiyor. Bunu yazdıktan sonra şurada verilen bağıntımıza gidiyorum. x yerine 3y yazdığımızda 3y artı y eşittir 16'dan 4y eşittir 16 geliyor. Buradan da y eşittir 4 bulmuş oluyoruz. y eşittir 4 ama bize x'i sorduğu için x'de de tekrar 3y'yi yazarak y'yi yerine yazıyorum. 3 kere 4'ten 12 birim gelmiş oluyor cevabımız. 146. sorumuzda hem 8 hem x hem de 12 ile 15 açıortaylarla bölünmüş ve bölünen parçalar burada da BK ile KC. Yukarıdaki üçgene bakarsak orada da BK ile KC parçalarımız. Yine aynı şekilde 12'yi de 15'e bölersek yine BK ile KC parçalarımızın oranını bulacağız. Hadi sadeleştirelim bunları. 12'yi 3'e böldüm 4. 15'i 3'e böldüm 5 geldi. O zaman kenarlarımızın oranı 4 bölü 5 ise BK ile KC'nin oranının da 4 bölü 5 olması lazım. O yüzden 4K'ya hemen 5K'yı yerleştirdim. Kenar oranları taban oranlarına eşittir açıortay teoremine göre. E şimdi yukarıdan baktığımızda da AK'nın açıortay olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla yine 8'in x'e oranı Eşittir 4K'nın 5K'ya orana diyebiliriz. Buradan K'lar birbirini sadeleşirse 4 ile de 8'i sadeleştirdiğimizde X eşittir 2'den. 8'i 4'e böldüğümüzde 2 kaldı. Onunla içler dışlar çarpımı yaptığımızda X eşittir 11'im gelmiş olacak. Bunu pratik bir şekilde şöyle de hesaplayabilirdik çocuklar. Şimdi 4K'nın karşısındaki kenar 4'ün 2 katı 8 ile bulunmuş. O zaman ben de burada 5'in 2 katını hesaplarsam x'in 10 olduğunu bulabilirim. Bunu neyle çarptıysam karşıdakini bulduysam aşağıdakini de aynı şeyle çarpmak zorundayım. Çünkü sonuçta aynı oranı vermek zorunda bana bunlar. Dolayısıyla x eşittir 10 gelmiş oldu cevap. Sorular gittikçe. Ee teferruatlaşıyor. 6 ile 3'ü vermiş bize, x'i vermiş, 4'ü vermiş. 2 tane de açı çizmiş. Şimdi şuradaki açı ortaya odaklanırsanız eğer sadece 4 biliyorum, x'i de bilmiyorum, şu iki kenarı da bilmiyorum. Demek ki ilk başta yapacağım şey büyük üçgenle ilgili değil açı ortay. Hemen bakıyorum öbür açı ortayın verildiği üçgene bakıyorum. Buradaki üçgen. Şimdi gördüğünüz gibi burası 3 verilmiş, burası 6 birim verilmiş. Sorumuzda açı ortaylarımızın kesiştiği noktamızda E noktası o zaman BE uzunluğu eğer burayı 3 birim burayı 6 birim olarak kesmişse 3'ün 2 katı 6 olduğu için o zaman BD kenarına da K dersem AB kenarında 2K olması gerekiyor. Tekrar söylüyorum 3'ü 2 ile çarpıp 6'yı bulduysak eğer kenarlar arasında 1 bölü 2 oran varsa bunun 2 katı yandaki kenarsa o zaman e, parça ise pardon. O zaman kenarlarımız arasında da 1'e 2 oran olacak. Buraya K dersem buraya da 2K demiş oluyorum. Şimdi alttaki üçgenden bu 2K ile K oranını bulduktan sonra onu gözümüzle siliyoruz. Tekrar büyük üçgene odaklanıyoruz. Büyük üçgende AD açı orta ise eğer e, AB parçasının alttaki parçaya oranı yani 2'ye 1 Aynı şekilde AC ile CD arasında da olmak zorunda. Şimdi ben K'nın 2 katını yazdım buraya gördüğünüz gibi. Bunu 2 ile çarpıp buraya yazdıysam o zaman 4'ü de 2 ile çarptığımda x yerine 8 yazmam gerekiyor. 1'e 2 oran var, 1'e 2 oran var. Aynı şekilde açı ortaya olduğu için oranların sabit olması gerekiyor. Demin ki e, çözdüğümüz örneğe benziyor. Bakın burada da bir dik üçgen var. Hem de açı ortağı çizilmiş. Demin kenarlar verilmişti. Taban parçalarını bulmuştuk. Şimdi tabandan yola çıkarak kenarlara geçiş yapacağız. E, BD'nin DC'ye e, oranı 1 bölü 2 olduğu için yani bunu 2 ile çarpınca ben 6'yı bulduğum için o zaman ben buraya K dersem o zaman X yerine de 2K demiş olacağım. Yani K'nın 2K'ya oranı da 1 bölü 2 3'ün 6'ya oranı da 1 bölü 2. Aynı tarafa bölüyoruz çocuklar. Açı ortayın bu tarafta ayırdığı parça 3. O yüzden K'yı 3'e bölüyoruz. Ee, ya da diğer bir deyişle. Ee, bu tarafta ayırdığı parça da 6 olduğu için 2K'nın 6'ya bölümü de bakın yazalım. K'nın 3'e bölümü 2K'nın 6'ya bölümü de ikisi de K bölü 3'e eşit. Tam tersine K'yı 2K'ya bölerseniz diğer bir değişle yapalım. Yani içler dışları yer değiştirdiğimiz haliyle. K'yı 2K'ya böldüm. O zaman 3'ü de 6'ya bölmem gerekiyor. 3 bölü 6'dan da yine 1 bölü 2 oranını bulmuş oluyoruz. Bunlar birbirine eşit. Daha önceki örnekte de size söylediğim gibi. Şimdi bunları yazdıktan sonra şurada bir dik üçgen meydana dik üçgen verilmişti. Bu dik üçgenin kenarlarını elde etmiş oldum. 2K, K ve tamamı 6, 3 daha 9 birim. Hemen Pisagor teoremini yapıyorum. Dik kenarların karesi. K'nın karesi ile 6, 3 daha 9, 9'un karesi eşittir. 2K'nın karesi olmalı Pisagor teoremine göre. O zaman K'nın karesi ile 81 eşittir 4K'nın karesi geldi. K kareyi karşıya gönderirsem 81 eşittir 3k kare yapacak. 3'e böldüğümüzde 81'i k'nın karesi 27 gelmiş oldu. Buradan da k'yı yalnız başına bırakırsak kök içinde 27 3 çarpı 9 olduğu için 9 dışarıya 3 olarak çıktı. Kök 3 de içeride kaldı. Biz k'yı bulduk ama bize x'in kaç birim olduğunu sormuş. Hemen 3 kök 3'ü 2k'da yerine yerleştirirsek o da 6 kök 3 elde edilmiş olacak. Yine bir aç-ortay teoremi var ee, bu soruda da. Bir iç aç-ortay, diğeri iç aç-ortay verilmiş. 12'ye x verilmiş. Bir de oran verilmiş bize bakın. Şuradaki oranı yerleştirelim şekil üzerine. D, e, y, K dersem o zaman E, C, Y'de 3K demem gerekiyor. Soru da bize o verilmiş çünkü. x'in ne olduğunu sormuş. Şimdi hemen art, artık soruları çözerken şu K ile 3K'yı görür görmez aç-ortayı da görür görmez... Hemen ben bu oranları yukarıya vereceğimi, göndereceğimi anlamam lazım. K'ya 3K ise yani bunun 3 katı ise o zaman buraya da M'ye 3M yazabilirim. Başka harf veriyorum çünkü bununla bu birbirine eşit değil ama oranları eşit. Bakın buradan da K'yı 3K'ya bölersek 1 bölü 3 gelir. Buradan da M'yi 3M'ye bölersem 1 bölü 3 gelir. Oranları eşit ama kendileri eşit olmayabilir. Herhangi bir bilgi yok eşit oldukları ile ilgili. Şimdi tekrar büyük üçgene ABC'ye odaklanıyorum. Bakın burası da bir açı ortay. Bu açı ortaya göre de yine AC kenarının AC tarafındaki parçaya oranı yani 3M'nin M'ye oranı ya da bunu pratik bir şekilde yapalım. Ee, 3M'yi 3'e bölerek M'yi bulmuşum ad'yi bulmuşum. O zaman 12'yi de 3'e bölerek x'i bulabilirim. 12'yi 3'e böldüğümüzde x eşittir 4 gelmiş oluyor. Bunun 3 katı ise bu. Bunun da 3 katı olacak. O yüzden burası 4 birim gelmiş oldu. Yine iki tane açı ortayın kesiştiği yerde bir d açısı bize verilmiş. Bu bilgiyi soruyu çözmek için gerekiyor mu bilmiyorum ama bunun da açı ortay olması gerekiyor. Onu da yazalım şimdiden. ABC bir üçgen. AC 12 birimmiş. O zaman AC'ye hemen götürüyorum. 12 birimi yazıyorum. 2BD'de 3DE'ye eşitmiş. Hemen oran orantıda öğrendiğimiz şekilde BD'ye 3K, DE'ye de 2K oranlarını veriyorum. 3K yazalım BD yerine. BD yerine 3K yazdım. DE e yerine de 2K yazdım. Hadi şimdi bu oranlarımızı 3K'ya 2K'yı buradaki kenarlarımıza gönderelim. 3 bölü 2 oranı olması için o zaman buraya da başka harf veriyorum. Daha demin de söylediğim sorudaki gibi. 2K'ya da 2M diyoruz. Yine aynı şekilde bunu aşağıdaki şu açı ortaydan dolayı bu kenarlara gönderelim. Bu sefer de başka bir harf değiştiriyorum. K'yı ve M'yi. K ve M olmayan başka bir harf seçiyorum. 3K'ya 3N yazdım. 2K ya da 2N yazdım. Bunların da birbirinden e, şu kenarlardan farklı olması gerekiyor. Ama oran yine aynı bakın. 3 bölü 2, 3 bölü 2, 3 bölü 2. Çünkü bu da açı ortaydı, bu da açı ortaydı. Sonra devam ediyoruz. Şuradan 2M ile 2 n'nin toplamını biz bu durumda 12 bulmuş olduk. Bir kenarda 2M artı 2N'yi eşittir 12 yazalım. Bu bizim işimize yarayacak çünkü. Çevremiz bize soruluyor. Hemen çevreyi md cinsinden yazalım. 3m var şu taraftan başlıyorum yazmaya. 3m artı 3n artı 2n artı bir de 2m'miz var. 3m ile 3 2m'nin toplamı 5m'ye 3n ile de 2n'nin toplamı 5n'ye eşit. Bunları 5 parantezine alırsam. M artı N'nin ne olduğunu bilirsem ben soruyu da çözmüş olacağım. Onu da buradan bulacağız. Bunu M artı N parantezi, e, iki alırsak M artı N çarpı 2 eşittir 12 bulacağız. Buradan da M artı N'nin değeri 6 gelmiş olacak. E yerine 6 yazarsak M artı N'nin bunun sonucu da 30 birim gelmiş oluyor. Çevremiz 30'muş. Geldik dış açı ortay teoremine. İç açı ortay teoremi biraz daha kolaydı dış açı ortay teoremine göre. Bunun da e, mantığını anlarsanız formülü hiçbir zaman unutmayacağınızı düşünüyorum. E, ben size şimdi nasıl bu oranı yazdığımı, şekil üzerinde neye bakarak bu oranı yazdığımı göstereceğim. İlk önce üçgenimizi tespit ediyoruz. Bunu soruları çözerken de göstereceğim, yapacağım size. Üçgenimizi tespit ettik. Üçgenimiz ABC. Çünkü bize onun dış açı verilmiş. Hangi dış açı verildiyse o üçgeni çiziyorsunuz. Şimdi bu çizdiğimiz üçgenin yine açı ortayı dış açı ortayı çizdiğimizde onu da hani NA üssüyle gösteriyorduk hatırlarsanız. Onu da söylemiş olalım. AD'yi çizdiğimizde bu BC kenarını D noktası e, kestiği nokta D noktası. D noktası ile beraber e, kenarlarla bir parça oranlamış oluyor. Bakın. E, açı ortayı çizdik. Kesiştiği yer D. D'den bir kenara olan uzaklığa M dedik. Diğer köşeye olan uzaklığa da N demiş olduk. Tekrar söylüyorum. Açı ortayı çizdik. Açı ortayın BC'nin uzantısıyla kesiştiği yere işaretledik. Bu işaretlediğimiz noktanın bir köşeye olan uzaklığı C'ye olan uzaklığına M dedik. B'ye olan uzaklığına da N dedik. Buradan bağıntımızı daha kolay anlayacak şekilde göstereceğim size şimdi. Ee, i̇ç aç ortay teoreminde ne yapıyorduk? Onu da şurada bir özet geçeyim. Aslında aynı şeyi orada da yapıyoruz ama içeride olduğu için o kadar dikkatimizi çekmiyor. Şöyle ABC yazalım. D i̇ç aç ortayı çizdim bakın bir noktada kesti BC'yi. Bunun bir kenarı burası bir kenarı burası. Bir kenarı yani AB'yi diğer kenara yani AC'ye oranladığımda AB'yi AC'ye oranladığımda kesişim noktasının B'ye olan uzaklığı buraya MN ne demiştik soruyu e, formülü verirken. Bu kesişim noktasının AB'ye olan uzaklığına M dediğimiz için M'nin AC'ye olan uzaklığına da N dediğimiz için M'nin N'ye oranıdır diye yazmıştık. Şimdi aynı şeyi bu dış açı için e, yazalım. Biz yine kenarlarımızı C'yi B'ye bölerek oranlayalım. C bölü B eşittir. Kenarları oranladım. Şimdi açıortayın kestiği şu D noktasının C kenarına olan uzaklığı yani N'nin B kenarına olan uzaklığı yani M'ye oranı diyorum. C bölü B eşittir. N bölü M. Ya da tam tersini biz soru, e, formülü yazarken yazmışız. B'nin de C'yi oranını yazabilirsiniz. O zaman B'ye olan uzaklığı yani C, D'yi, M'yi B'ye olan uzaklığı, pardon C'ye olan uzaklığına böleceğim. Dolayısıyla o da ne olduğu için N'ye bölmem gerekiyor. Yani bağıntıyı formül olarak işte B bölü C, M bölü N diye ezberlemeyin. Şekil üzerinde gösterdiğim şekilde ezberleyin. Eğer öyle ezberlerseniz harfler değişse, değişirse değilsin, ne kadar değişirse değilsin formülü her zaman doğru yazacaksınız demektir. Şimdi örneğimizi çözerken zaten ben size bunları göstere göstere yapacağım bütün sorularda. İlk örneğimizle başlıyorum soruyu çözmeye. Şimdi bir tane dış açı ortay verilmiş bize bakın burada ad. Üçgenimizi tarıyorum. Üçgenimiz abc üçgeni. Burada bir tane daha üçgen var ama dış açı verilen üçgen abc. Çünkü dış açısı a açısının dışı burası burayı ortadan ikiye bölmüş burası en a üstü diyorduk. Şimdi buna göre o zaman ben bu üçgenin kenarlarını yani onu 6'ya oranlayacağım. 10 bölü 6 eşittir. O zaman onunla başladığım için yukarıda 10 olduğu için şu D noktasının şu BC'nin uzantısını kestiği şu D noktasının 10'a olan uzaklığını yukarıya yazacağım. Yani x artı 9'u 6'ya olan uzaklığını da aşağıya yazacağım. 6 aşağıda olduğu için oradan da 9 yazacağım. Şimdi sadeleştirmeler yapıp buradan x'i çekmemiz gerekiyor. 12'ye böldüm 5. 6'yı 2'ye böldüm 3. 3 ile de 9 sadeleşirse 3 gelir. 3 kere 5 15 eşittir x artı 9'dan x eşittir buradan 6 bulmuş oluruz. Anladık mı dışa açıortay teoremini? Tekrar bir daha e, özet geçiyorum. İki kenarı birbirine böldüm. Sonra bu böldüğüm e, üste yazdığım kenara olan uzaklığını yukarıya üstü e, alta böldüysen eğer 16'ya altıya böldüysem ona olan uzaklığını yukarıya altıya olan uzaklığını da aşağıya yazıp orantımızı kuruyoruz. Sonraki sorumuza bakalım. Yine bir e, dış açı ortay var. Hemen üçgenimizi tarıyorum. Üçgenin burası. O zaman bunun kenarlarını birbirine oranlayacağım. O zaman kenarlarımızı şöyle bir işaretleyelim. X'in 7'ye oranı diyeceğiz başlarken. Hemen eşittir. Kesişen nokta şurası. Buraya da K, K diyelim. Şimdi o zaman X'i yukarıya yazdığıma göre X'e olan uzaklığı da yukarıya yazacağım. Yani 2K'yı. Sonra C'ye olan 7'ye olan uzaklığı da aşağıya yazacağım. Şunlar sadeleşirse buradan da X eşittir. 7 birim bulmuş oluyoruz. İşler biraz karışıyor bakın. E, aç ortay 2 tane var. Birisi dış aç ortay biri buradan iç aç ortay. Bakalım sorumuzu nasıl çözeceğiz. Şimdi bir de oran vermiş biz onu yazalım. BD'ye oran orantıda öğrendiğimiz şekilde BD'ye 5K diyorum. DC'ye de 4K diyorum. Oranımı yazdım. Bunları yazdıktan sonra e, ee, şurada bir EC uzunluğunu bulabileceğim bağıntı buldum. Bakın iç açı ortay var burada. İlk önce buradan yola çıkacağız, başlayacağız. O zaman EC'nin EB'ye oranı EB'ye 6 vermiş zaten direkt yazıyorum. EC tarafındaki parça 4 olduğu için 4'ün 5'e oranına eşit diyorum. 4K'nın 5K'ya oranı ya da. Bunlar sadeleşti ve EC'yi yalnız başına bıraktığımızda 24 bölü 5 sonucunu bulmuş olduk. E, değeri 24 bölü 5'miş. Geldik yerimize yazdık E, bulunduğu yere. Şimdi de e, dış açı ortayda mutlaka üçgeni tarıyorum ki gözümüz daha net görsün diye. Bu üçgenin bize dış açı verilmiş. Yan tarafı bırakıyorum artık. Kestiği nokta bu sefer B noktası. X'in şuradaki kenarın 24 bölü 5'e oranı Eşittir x'e olan uzaklığımız 12 bölü 24 bölü 5'e olan uzaklığımız da 6 olduğu için 6'ya bölüyorum. Şimdi içler dışlar çarpımı yapacağım ee, ya da şu 12 ile 6'yı sadeleştirelim buradan e, 12'yi 6'ya bölersek 2 gelecek İçler dışlar çarpımından da x eşittir 2 çarpı 24 bölü 5'ten 48 bölü 5 sonucunu bulmuş oluruz. Yine dış açıortay teoremini kullandık. Aynı zamanda da e, şurada üçgende de EBC'de de iç açıortay teoremini birlikte kullanmış olduk. Yine hem içte bir açıortay teoremi var hem de dışta bir açıortay teoremi var. Dikkat edelim. E, şurası 3'ün 2 katını, 6'yı yazdıysam eğer burası açıortay olduğu için 6'nın yarısı 3 olduğu için o zaman 2'nin de 2 katı burasının 4 olması lazım. Onu yerleştirdikten sonra şimdi üçgenimi tespit edeceğim. Bakın bu dış açı hangi üçgenin dış açısı? Buradaki üçgenin dış açısı. Şöyle çizdim. Şu 3 ile 2'yi de yukarıya nakledeyim. Heh. Şimdi bu üçgenin dış açı ortayı bize verilmiş. Kesiştiği yerde D noktası. Hadi oranımızı yazalım beraber. 3, 2 daha 5'in 4'e oranı dış açı ortay teoremine göre. 5'e olan uzaklığımız yani 6 artı x'in 4'e olan uzaklığı uzaklığa yani x'e oranına eşittir yazdık. Hemen içler dışlar çarpımından 5x eşittir 24 artı 4x bağıntısı geldi. Buradan da x eşittir 24 birim bulmuş olduk. Dış açı ortay teoremi kullandık. Hem de içten tekrar ilk iç açı ortay kullandık. Bir de dıştan dış açı ortay kullandık. Çok güzel bir soru bu. Yıldız atıyorum. Ee, aslında çözümü kolay ama e, nasıl olduğunu bulmak, e, çözümü bulmak zor. Şimdi iyi dikkatlice dinleyin bakalım. Ee, AD uzunluğuyla CB uzunluğunu birbirine vermiş. O zaman bu ikiz kenar üçgen mi demektir çocuklar? Evet. Bunlar tabanlar birbirine eşit. Şimdi bunun açı ne alakası var? Ne iç açı ortay verilmiş? ne de dış açı ortay verilmiş. Sadece 1'e 2 oran verilmiş. Bakalım açı ortay çıkacak mı bize bir yerlerden. Kenarlara eşit vermiş. 6 birimi 4 birimi zaten vermiş. Çevre ADC'yi soruyor bize. Şimdi e, sorumuzun çözümüne devam edelim. Taban açıları birbirine eşittir demiştik. Taban açılarını eşittik attım böyle. Şimdi bunu böyle uzattığınızda çocuklar taban açıları eşitse eğer onu 180'e tamamlayan açıların da birbirine eşit olması gerekiyor. Yani Burası 2x e eğer bunun da 2x'e tamamlanması gerekiyor ve dolayısıyla buraya x yazabiliyorum. İkiz kenar olduğu için taban açıları eşit oldu. Tabanların bütünleri olan dış açılar 2x, 2x birbirine eşit oldu. Dolayısıyla x, x burası açı ortay durumuna geldi bakın soruda. Şimdi nasıl açı ortay ama dış açı ortay. Bu dış açı ortay hangi üçgenin dış açı ortayı? Şuradaki ikiz kenar üçgenin dış açı ortayı. Üçgenimi de taradım. Hemen kenarlara da aa isimler verelim. Hadi orantımızı yazalım hep beraber. Kenarları birbirine bölüyorum. 4'ü a'ya böldüm. Oran karşı tarafa oranla yazacağım. 4'e kalan uzunluk kesiştiği yer B'ye bakın. 4'e kalan o, o kadar olan uzaklık 6 olduğu için 6'yı yazdım. Yukarıya 4 yazdığım için 4'e kadar gittim. 6'yı. Sonra da A'ya e, oranladığım için A'ya olan uzaklık da bunun bütünü tamamı olduğu için 6 artı A'ya böldüm. Şimdi e, sadeleştirelim. Şunu 2'ye böldüm 2, iki, 2'ye böldüm 3. İçler dışlar yapalım. 12 artı 2a eşittir 3a bulduk. A da buradan eşittir 12 gelmiş oldu. Bize a'yı sormuyor. Zaten a'yı biz bunun çevresini bulacağız. Kenarı bulmak için yazdık. Hemen çevremizde 2a artı 4 olduğu için orada a yerine 12'yi yazdığımızda 24 artı 4'ten cevabımız 28 birim gelmiş oldu. Şimdi başka bir özelliğe geçtik. Dışa çortayla da ilgili bir sıkıntımızın kaldığını düşünmüyorum. Herhalde iyice kavranmıştır diye düşünüyorum. Yine örneklerimizi çözerek bunları daha da iyi pekiştireceğiz tabii ki. Şu aşamada bu kadar örnek yeterli bizim için. Yeni örneğimiz bize neyi söylüyor ona bir bakalım. Şimdi aynı köşeden çıkan bir iç açıortay, bir de dış açı ortay çizilmiş bize. Diyor ki bu özellik bunlara AA BB açı isimleri verdiğimizde 180 dereceye tamamlandıkları için 2 artı 2 B'nin 180 olması durumunda bir tane A artı B'yi eşittir 90 buluyoruz. Yani bir iç açıortayla bir dış açıortay her zaman dik kesişmek zorundadır. Kuralımız bu. N A ile N A üssü arasındaki açı 90 derece olmak zorunda. Şurada ispatını da yaptım size. Örneklerimize bakalım. Şimdi bakın buradan bir iç açıortay, bir tane de dış açıortay çizilmiş. Hemen buradaki bir içle bir dışın, açı, bir iç açıortay ortayla bir dış açıortayın kesiştiği yerdeki açının 90 olduğunu hemen yazabiliriz. E burası 90 derece ise ne üçgenimiz vardı burada? 9, 12, 15 üçgenimiz vardı. Bunun 15 olması durumunda da 5 çıkartıyorum DC'nin de 11'im olduğu elimize gelmiş oluyor. Yine aynı şekilde bir tane açı ortay buradan çizilmiş. Bir tane açı ortay dıştan çizilmiş. Aynı köşeden çıkan bir iç açı ortayla bir dış açı ortayın kesiştiği açı 90 derece olmak zorundaydı yazdık. Şimdi buraya A dersem buraya da A dersem. Burada bir üçgen çıktı. Hemen Pisagor teoremini yazıyorum. A'nın karesi, dik kenarların karesi artı 12'nin karesi 144 eşittir 6 artı a'nın karesine. Bunu açmayı öğrenmiştiniz ortaokulda. Birincinin karesi, birinci ile ikincinin çarpımının iki katı 12a artı ikincinin karesinden a kare geldi. Burada da a kare artı 14 e, pardon 144 vardı. Buradaki a kare ile a kare birbirini sadeleştirdi. 12a'yı yalnız başına bırakırsak 36 144'ten çıkarsa e, 14'ten 6 çıktı 8 108 e, gelmiş oluyor oradan da 12'ye böldüğümüzde kaç defa var 9 defa var a eşittir 9 çıkmış oldu bu a'yı deneyerek de bulabilirsiniz bu şekilde de bulabilirsiniz fark etmez a'yı 9 bulduktan sonra x'in nasıl bulunacağına gelelim şimdi e, Şeklimizde bir iç açıortay, bir de dış açıortay verilmiş bize. Şu kenarlarımız AB'nin AE'ye oranını hem iç açıortay kuralına göre yazacağım hem de dış açıortay kuralına göre yazacağım. İki kuralı birbirine eşitlediğimizde da çıkacak. Şimdi ne demek istediğimizi yazalım. AB'nin iç açıortay teoremini uyguluyorum. AE'ye oranı iç açıortay teoremine göre AB tarafında olan parça x'in AE ee, e tarafındaki parçaya yani 6'ya oranı diyoruz. Bunlar tabi uzunluk şöyle yanlarına çizgi atalım. Yine dış açı teoremine göre de AB'nin yine kenarların birbirine oranı AE eşittir. Yine iki kenarı birbirine oranladım. Bu sefer yukarıda AB var. Yine AB'nin B köşesine kadar olan uzaklığı yazacağım. Yani kesiştiği noktadan. C'den B'ye kadar olan uzaklık X artı 15 olmuş oldu. O zaman x artı 15'in böldük. Tekrar e, AE'ye olan uzaklığına yani 9'a diyoruz. İkisi de AB bölü AE. AB bölü AE olduğu için bunları birbirine eşitleyebiliyorum. x bölü 6 eşittir. x artı 15 bölü 9 dedik. Buradaki işlemleri sadeleştirip içler dışlar çarpımı yapacağım. 3'e böldüm 2, 3'e böldüm 3. İçler dışlar çarpımından 3x eşittir. 2x artı 30 x de eşittir 30 gelmiş oldu. Cevabımız zaten x de onu bulmuş olduk. AD'nin iç açı olduğunu vermiş. Hemen artık görür görmez hatırlıyorsunuz yazacağınız şeyleri inşallah öyle umuyorum. Altının 9 oranı 3'e böldük 2, 3'e böldük 3. O yüzden burası 2K'ya Burasının da 3K olması gerekiyor. Şimdi şurada bir 90 derece var. Bu 90 derece benim ne işime yarayacak? Şimdi onu bir düşünelim. Bu kural bize neydi? Ne, ver, ne kuralıydı bu öğrendiğimiz en son öğrendiğimiz kural? Bir tane iç açı ortaya çiziyorum. Bir tane de dış açı ortaya çiziyorum. İkisinin birleştiği yerdeki açı 90. O zaman burada 90 derece varsa eğer bunun bir iç açı ortaysa eğer bunun da dış açı ortaya olması lazım. Yani şunu şöyle uzattığımızda buranın da şöyle dış açıortay olması gerekiyor. Çünkü bir iç açıortayla bir dış açıortayın birleşimi bize 90 dereceyi veriyordu. Buradan bir açıortay çizmişim yani. Şimdi bu açıortay teoremine göre BC'nin DE'ye oranı sorulmuş. Hemen şimdi oranlarımızı yazalım. Dış açıortay teoremine göre altının 9'a oranı dış açıortay teoremini yazıyorum. 6 bölü 9 eşittir. 6'ya olan uzaklığımız x'in 9'a olan uzaklığına yani x artı 5k'ya oranına eşit olmuş oldu. Şimdi sadeleştirip içler dışlar çarpımı yapacağım. 3'e böldüm 2, 3'e böldüm 3. Hemen içler dışlar çarpımıyla da 3x'in 2x artı 10k'ya eşit olduğunu buluyorum. Buradan da x eşittir 10k gelmiş oldu. Yani bu parça 10k'ya eşitmiş. Şimdi bc yerine 10k bulduk onu yazıyorum. de yerine de 3k demiştik zaten onu yazdım. K'lar birbiriyle sadeleştiğinde cevabımız da 10 bölü 3 gelmiş oldu. Böylece iç açıortay ve dış açıortay teoremlerini onlarla ilgili örnekleri bitirmiş olduk çocuklar. Herkese iyi çalışmalar diyorum. Hoşçakalın.